Akrep ve yükselen burcu akrep olan değerli arkadaşlar, 11-17 Temmuz haftasındayız. Evet, bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Öncelikle yönetici gezegeniniz Mars Boğa burcunda ve bu hafta önemli bir dolunay yaşayacağız. Çarşamba günü olumlu destek alıyorsunuz bu arada. Güçlü bir destek alıyorsunuz. Özellikle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek, planlamak, yeni bir girişim için fırsatlar yaratmak için size güzel destekler veriyor. Bazı seyahatler de bu arada yaptıracak size. Çünkü tam olarak Venüs'ün, Merkür ve Güneş'in de burada olumlu desteğini alıyorsunuz. Venüs'ün maddi anlamda desteğini alıyorsunuz. Merkür ve Güneş'in ise hayatınızı daha böyle geniş pencereden bakma fırsatı veriyor. Hani değerlendirme olasılığı daha geniş böyle. Üç boyutlu görebilme şansı ya da verebilir diyebiliriz sizler için. Ve onun yanı sıra bu haftaya baktığımızda Venüs'ün çok açıları var. Evet, Venüs'ün Satürn'e olumlu bir açısı var. Ve Neptün'e bir karesi var. Tabii ki Venüs'ün bu Neptün'e karesi Perşembe günü gerçekleşecek. Dolayısıyla biraz hani hayal kırıklığı verebilen bir açıdır açıkçası. Sizin için mesela nerede olabilir? Bazı ilişki yürüten akreplerde olabilir bu. Çok etki alacağınızı sanmıyorum aslında. Hani su grubundan destek oluyorsunuz çünkü. Onun yanı sıra yine Venüs'ün Satürn'e olan olumlu desteği ise mesela bu hafta size nasıl yansıyacak? Maddi konularda yansıyacaktır. Finansal konularda önemli destekler alıyorsunuz sevgili akrepler. Çünkü Mars da çok güçlü bir yerde. Boğa burcunda yönetici gezegeniniz Uranüs'e doğru gidiyor. Hayatınızda sıfırdan başlama potansiyeli verebilir açıkçası. Bir kredi mesela çekebilirsiniz. Bir yatırım yapmak için, yeni bir projeye başlamak için önemli destekler alıyorsunuz. Hayatınızı dediğim gibi yeniden düzenleme güzel fırsatları verecektir sizlere. Genel olarak pazartesi günü ay yay burcunda maddi konuları planlıyorsunuz. Parasal mevzular. Salı ve çarşamba günü 3. evinizde oğlak burcuna geçecek. Ve orada bir dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerinizi de güçlendirecek. Yeni girişimleri harekete geçirecek bir süreç olacak burası. Perşembe, cuma ay artık kova burcuna geçiyor. Daha çok ailevi konularınızı hayatınıza getirecek. Zaten orada bazı sıkıntılar, engeller, zorluklar, ebeveynlerle aranızda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bazı mesafeler girmiş olabilir. Orayı güçlendiren, orayı destekleyen bir iki gün. Bunu unutmayın lütfen. Ve ev ve aile yerleşimi için de güzel bir süreç olacaktır. Hafta sonu ise cumartesi pazara baktığımızda ay balık burcuna ve sizi destekleyen bir pozisyona geçiyor. 5. evinizde aşk, çocuklar, eğlence, para, finansla ilgili gelişmeler, yaratıcılık, sanat gibi alanlar güçlü. Ama şuna dikkat edin tabii ki Neptün'ün olduğu bir alan. İlişkilere dikkat edin. Finansal göstergeler diyor ki daha çok şansa dayalı paralarda dikkatli olun lütfen. Aldığınıza verdiğinize biraz çünkü oradan bir hani Venüs karesi var açıkçası. Daha böyle temkinli olun. Büyük yatırımlar ya da böyle büyük paralarla bir şeyler yapmaya kalkışmayın. Jüpiter çünkü sizi gerçekten önemli şekilde böyle güç veriyor, destekliyor zaten. Ve desteklemeye de devam edecek. Özellikle iş hayatında sevgili akrepleri. Ve Mars'a tabii ki bu yerleşimiyle de sizin hem maddi hem manevi anlamda güç teşkil ediyor. Şurada şunu size hatırlatmak istiyorum. Özellikle yükselen burcu akrep olan arkadaşlar, kazançlarınız, gelirleriniz anlamında çok daha kontrollü olmayı deneyin. Çünkü burası para kazandıran bir alan. Para kazanacaksınız ama harcamaları mümkün olduğunca tutmaya çalışın. Orada daha dengeli olmaya çalışın. Sizin için çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu haftalar diliyorum.